Ne yapıyorsun kız? İyi, ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? İğrenç bir başlangıç. Kusura bakmayın arkadaşlar. Öne yaslanlayınca bu moda girince o şey o çıktı içimden böyle. Aynen. Yemin edebilirim ama ispatlayamam bölümün ikincisinden. Herkese merhaba. Baktım birincisini sevdiniz. İkincisini çekelim dedik. Üçüncüsünü çekebilirim. Üçüncü hikayem çok sağlam ama ondan sonra yaşar mıyım emin değilim. Evet, o konu sıkıntılı. Fena bir konu ama başlayabiliriz. Evet, bu bölüm Survivor galiba. Evet ya, hazır başlamış ekmeğini yiyelim. Evet yiyelim ya. Şaka bir yana, bizim kanalımızın ilk başlangıcı Survivor itiraflarıydı. Ya ne günler, biz ilk videoyu çektik. İlk videoya YouTube'a Survivor girdik biz. Neredeyse ilk videomuz oydu, evet. Onun önce işte bir etkinlikler vardı. Sonra Survivor'la girdik tabii aslında. Tabii konsept yani. Olarak. Ay senin bahçede. Ay Allah'ım. Oo. Ya. Duygulandım daha ya. Daha sonra da pandemi yaşadık işte. Allah kahretsin ya. Şey, uğursuzluğumla geldim son. Video çekmeye vallahi başladım. Valla uğursuzluğunla geldin, uğursuzluğunla gitmiyorsun. Bu bölümde Survivor'dan çağırdılar. Gitmedim. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Neden gitmedim? Yemin et Allah aşkına. Bir dakika, atmak çok kolay şimdi burada. Yemin edebilirim ama ispatlayamam. Sor bir neden gitmedin diye. Neden gitmedin? Gitmedim dedi. Aradılar beni dedi. Bu sene ilk aradıklarında, bak galiba duydular beni. Bu sene ilk aradıklarında konsept farklıydı. Daha düşünce içerisindeydi. Benim için açıkçası şey sordum yani. Ne var kafanızda, kimler geliyor'yu sordum. Çünkü birlikte olmak istemediğim insanlar var orada. Kesinlikle yüzünü görmek istemediğim insanlar var. Şimdi ben isim vermeyeyim ama. Ah versen tadından yenmez. Ah tadından yiyemeyiz onu. Ya biraz fazla sosyal sorumluluk gibi olacak ama. Hani kaşı göz ayrı oynayan, işte kadın haklarına abuk sabuk konuşan, işte bu tarz insanların olduğu yerde ben olamam. Anladın mı? Hani o yüzden ben, yani kim gelecek, kim gelmeyecek benim için önemli. Neyse bir an bir yükseldim açıkçası. Çünkü özledim de. Gerçekten çok özledim. Fakat sonrasında açlığı, sefaleti nasıl özleyebilirsin? Ben de bunu anlamıyorum bu programda ya. Açlığı, sefaleti hiç özlemedim. İnan bana onu hiç. Ya benim bozdu, beni bozdu zaten. Yani ben fesat bir insan değilken orada fesat oldum zaten. Anladın mı? Valla. Dedikodu sevmem ama mecburum. Hatırladın değil mi onu? Hatırladım. Neyse, eskilere yad ediyoruz bir yandan ama. Ciddi ciddi yükseldim. Fakat benim bu sene gidemeyişimin sebebi aslında özel bir sebep. Benden alakalı kısmı. Çünkü bu sene babamın 80. yaş günü, yaş yılı ve 2023. 2023 olduğu için de çok önemli projelerimiz var bu sene için. Şu anda sürekli olarak insanlar bana reels'ler falan atıyor babamın 2023 hakkındaki konuşmaları üzerine. Sevindim 2023'e gelince fark ettikleri için insanların. Evet. Ama bu adam bunları 45 sene, 50 sene öncesinden söyledi. Parçamızın adı 2023. Çoku no namae wa 2023 desu. Yani 2023 yılından başlıyorum tabii. Moçirun 2023 nen toyukoto imi şiteirun desu. O yıl benim ülkem Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına basacak. Sono 2023 toyu toshi wa Turku Cumhuriyeti ga 100 nen o mukaeru toshi nan desu. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. Sono toki ni watashi mo 80 sai ninattirun desu. 2000 Arigato. 2023 yılında tekrar buraya Osaka'ya gelmek istiyorum ve bu parçayı tekrar çalmak istiyorum. 2023 yılında mo ikkai Osaka'ya kitai to omoimasu. Soshite kono onaji kaijou de mo ikkai onaji kyoku ensou shitai to omoimasu. Yani 50 sene öncesinden beri 2023'ü vurguluyor. 24 sene öncesine kadar da, yaşadığı zamana kadar da sürekli dile getiriyordu. Ama 24 sene sonra insanlar, herkes için konuşmuyorum tabii ki. Z kuşağının bilmemesi çok normal. İşte ne bileyim, algısı farklı olan insanların bilmemesi çok normal ama nihayet 2023'ü Barış Manço gözünden anlamaya ve fark etmeye başladılar. Ona sevindim. Derken konsept değişti. Benden alakalı bir yanı yok yani. Ben tamam abi geliyorum desem de zaten gidemeyecekmişim. Çünkü influencerlar ve işte yeni katılımcılar olarak değişmiş. All Star mı olacaktı? Yarı All Star gibi olacaktı. Hmm. Sordum da bu arada hani başka kimleri aradınız diye. İlk sorduğum soru buydu. Daha ilk seni aradık dediler. Birçok vay be. Oldum açıkçası. Yalan da değil. Çünkü 3 kere gidenler vardı. All Star'cılar vardı. Ben onlara baktım arkasından. Bunlar niye gitti falan diye böyle. Şaka maka aradan da nereden baksan. İlkine gideli 10 sene. İkincisine gideli 8 sene olmuş. Nasıl bu kadar hızlı geçebilir ya? Şaka gibi ya. Daha dün tırmanıyordun şeylere. Daha dün atamıyordun. Allah seni bildiği gibi aslında, bir şey söyleyeyim mi? Bu senin yaptığının belden aşağı vurmaktan hiçbir farkı yok, biliyorsun değil mi?
İltifat beklerken hakaret alınca çok kötü oldu. Bu arada Engin, sana bakarak konuşuyorum, şey yapmıyorsun. Seyirci gözü olarak gördüm seni. Sen Engin'e ne bakıyorsun? O daha ilkokul 3'teydi ben Survivor'a giderken. Engin, evet. İzledin mi sen Doğukan Manço'yu? Yok. Ya onun, ya bilmez o ya. O şey, Danıp Tak seyrediyordu o zaman. Vay be Engin. Kıyamış. Ya o değil de gerçekten çok hızlıydın sen Survivor'da. Aynen. Yani çok iyi bir kondisyonun vardı. Hazırlandın mı sen ona? Ben hatırlıyorum az buz ama. Benim ilkine gidişimde 6 aylık bir hazırlık sürecim vardı. Ve çok saçma ama çok güzel bir süreçti. Ben bayağı ağaçlara tırmanıyordum. Neredeki ağaçlara? Neredeki biliyor musun? Moda sahil yolundaki küçük ağaçlar var ya. Gerçekten mi? Makine mi tırmanıyordum küçük ağaçlarken? Makineden hallice. Ciddi söylüyorum. Hatta yemin edebilirim ama ispatlayamam. Belki ispatlayabilirim. Bakacağım eski görüntülerim duruyor mu? Çok ciddi kondisyon çalışmaları yapıyor. And I promise I'm trying to. Before you count me out, homie, let me remind you. They was blocking the shine, now I think it's my time to. Capping them dollar signs like lights, they'll blind you. Let me rewind to back when I was broke and I couldn't acquire 2 cents. And now I got 2 rents. They was sleeping on me, homie, must have got 2 bit. Call my phone, I be like, who this? Damn right, hell yeah, I'm brand new. Smell like canned too. I'm fresh forever like canned food. Try and tell me what I can't do. Koşmak benim en sevmediğim şeydir bu hayat. Yani en sevmediğim demeyeyim, abartmıyorum ama spor olarak sevmem, nefret ederim. Çok çabuk sıkılır. Bisiklete bineyim, kaykaya patene bineyim, bir saat gideyim. Ama 15 dakika sonra koşunca böyle şey afakanlar basıyor bana. Evet ya, şey ne düşünüyor insanlar 15 dakika içinde koşarken? Ya o bir motivasyon meselesi biliyor musun? Benlik bir şey değil. Mesela benim kardeşim, bırak 5 saat 6 saat yürür herif. Ama ben mesela koşum yok ya, koşma bende yok yani. Hmm. Kondisyonu başka yapmam lazım. Her gün 50 dakika 1 saat arası koşuyordum o ara. Salona ayrı gidiyordum. Fakat diyet konusunda öyle bir yiyordum ki. Yani hayatımın en yüksek kilolarını o dönem aldım. Ben çok yağlı gittim Survivor'a. Özellikle gittim bu arada. Bir gittim anasını satayım, steroidler falan filan dedim. Bunlar beni burada 2 kere söker takar anasını satayım. Nasıl? Kullanmadın değil mi steroid? Ben sıfır, hayatımda sıfır. Hiç kullanmadım. Hayatımda hiç süpersin. Kullanmadım. Çok zararlı bir şey. Tek ya. Kullandığım şey hayatım boyunca protein tozu oldu. Çok iyi. Onun dışında bir tane bile takviye almadım. Yani çok ciddi çalıştım. Fakat şey, benim stratejim şuydu. Ben yağlı gideyim. Vücut o süreç zarfında, o açlık esnasında yağlardan, yani yağları erittiğim sürede beslensin. Çünkü öyle steroid, kas, mas, bilmem ne, 0 gram yağ, bilmem güzel gözükeceğim dediğinde vücudun en büyük ihtiyacı orada protein oluyor. Aynen. İlk kaslar erimeye başlıyor. Bende yağ erime süreci vardı. O da beni bir ay götürdü nereden baksan. Ya inanmıyorum ya, mükemmel bir şey. Ben bunun stratejisini yaptım. Bir ay boyunca böyle gittim. Ben zaten bir ay sonra da kilo verdiğinde hızlandım. O bir aya kadar herkes beni içimden geçiyordu. O bir ay sonra ben herkesin içinden geçiyordum. Çok iyi. Peki doktora falan mı sordun böyle yapmalım? Yani kendi başına mı karar verdin bunu? Yok. Serdar abim sağ olsun. Onun askeri geçmişi sağ olsun. Yani doğru yönlendirdi beni biraz. Şeyde Acun'un masasına ilk oturduğumuzda orada eklerler meklerler duruyor masada. Şimdi toplantıdayız falan. Herkes böyle bakıyor yemiyor. Hani ben şeyim, ben diyetime dikkat ettim. Ben kendimi açlığa alıştırdım kafasında. Büyüyordum öyle. Hepsi bana kaldı falan böyle. Öyle yiyordum yani. Tereyağlar, ballar, kaymaklar falan. Bak yatırım yaptım yani. Çok mantıklı. Şimdi bunları yapabilmen için de aslında bir altyapının olması gerekiyor. Hmm. Var mıydı? Benim altyapım, çocukluğumdan beri ekstrem sporlarım çok vardı. İşte kaykay, paten, BMX. Hep bireysel sporlarda yaptım. BMX ne ya? BMX bisikletler vardı. Hareket bisikletleri. Hmm. Ön tekerlekli zıplıyorsun, arka tekerlekli sıçrıyorsun, carçut falan filan. Benim geçmişim bunlarla geldi. Ben bireysel sporcuyum aslında gençliğimden. Takım sporlarında hiçbir zaman başarı elde edemedim. Hani atamıyorsun dedin ya. Ben hayatım boyunca atamadım. Vay be. Yani bir şey de cezalandırılmışım bu hayatta onunla ilgili. Bu videoda çok attın ama. Çok yalan var bu videoda. Benim huyum değil. İspatlatmayın bana. İspatlayamıyorsun ama. ne vurduğum gol. Bir saniye. Yedim mi? Pardon. Evet, mikrofonu yesin. O ağız da yer zaten mikrofonu. Evet. Bu kadar ağzı var. Abart. Tamam, şu kadar. Bak, hayatımda 10 şuttan 2 tane gol atabilmişliğim yok. 20 basketten 2 basket atabilmişliğim yok. Yok abi, yok. Yani Allah affetsin. Ama şimdi beceriksizliğin de bir sınırı var ya. Bak, hani... Benim becerilerim başka yönde. Neyse, bu konuya girmeyelim. Senin sorunu cevap edeyim ben sana kısacası. Aynen, altyapıyı merak ettim. Altyapı tabii
bireysel sporculuktan geliyor ama benim askerde kazanılmış çok büyük deneyimim var. Askerliğimi ben Erzurum'da yaptım. Soğukta yaptım bayağı. Ciddi bir soğukta yaptım ama kumu tabii orayla alakası yok soğuğun. Orası 55 derece, öteki taraf eksi 25 derece ama gerçekten böyle pentatlon sahasından çıkmıyordum. Pentatlon sahası da bildiğim parkur. Hatta yemin edebilirim ispatlayamam kısmında bakacağım. Ciddi bir asker arşivim var benim. Maşallah lan. Vay Abdülkadir. Yaklaşın ya, ben hangi biriniz şey yaparsınız? Ben bayağı bir seferde 70 şınav çeken, bir seferde 17 barfik çeken bir adamım. Ya bunların videosunu koy ya. Yoksa sallamayacağım yani. Yok tamam seni. 17 barfik çektiğimin videosu yok. Denetlemede 17 barfik çektim. Şu an çekemem. Kabul ediyorum. Ama 3-4 ayıma bakar. 20 barfik çekmem. He. 3-4 ayıma bakar. Bugün bu videoyu yayınlasak 4 ay sonra ne yapıyor? İşte Şubat, Mart, Nisan. Tamam lan. Mayıs'ta senin için 20 barfix çekeceğim. Hadi canım, Mayıs'a kadar. Mayıs'ta senin için 20 barfix çekeceğim. Oba. Çekemezsem altına siz yazın, iddia olsun mu? Ama çekersem ne olacak? Yine yazsınlar. Tamam. Dış ses kaybederse iddiayım. Ben ondan ne isteyeyim? Ben kaybedersem o benden ne istesin? Evet. Şey, takipçiler karar versin ne yapacağımıza. Kışkırtma işte, kışkırtma challenge çekeriz. Ne yapacağız birbirimize? İyi olur. Süper. Hatta ben sana bir söyleyeyim mi? 10 metre ipe ayaklarımı kullanmadan ellerimle çıkıp geri iniyordum. Ya var mı videosu? Videosu. Var. Yemin et. Bak yemin edebilirim. Yemin ederim. Yemin ederim bak. Var şey vallahi ya, ben öyle atıp tutan bir adam değilim ya. Tamam devam et. Çıkar mısın? Anasını bile alır. Bak burası çok önemli. Şimdi falan diye ikna etmeye çalışıyorum değil mi bir de? Ya ciddi yani. Öyleydi. Ya bak bir şey söylüyorum. Hep böyle insanlar yaş ilerledikçe işte ben geçmişte şöyleydim. Böyle dinle anlatırlar ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Hangi şartlar olursa gidersin? Madem kabul etmedin bunu. Ne olursa gidersin? Ben bir şey söyleyeceğim. Kabul etmedim değil aslında. Hani konsept değişti bu arada. Ha konsept değişti, konsept pardon. Konsept değişti ama eğer ki konsept değişmeseydi de gidemeyecektim. Çünkü anlattım gibi. Evet, hani bu sene, bu senenin bir özelliği var. Özelliğin ne olduğunu siz artık yorumlarsınız 2023 ile alakalı. Anlatmıyorum ki bilmeyenler de gitsin araştırsın baksın olayın büyüklüğünün farkına varsın diye. Gidersem bir daha olursa benim... İyi bir kilo vermem, iyi bir spor yapmam lazım. Sonuçta 10 sene yaş faktörü var işin içerisinde. Hakikaten abi, merak ediyor var. Musun nasıl değiştiğini? Ediyorum, ediyorum. Şimdi atıp tutmak kolay da oraya gittiğin zaman o sıcağın altında, o açlıkta... Of.
o tansiyonla o şey fikri değişiyor. Hani geri vites yapmak da benim huyum değildir biliyorsun. Onun için dikkatli konuşuyorum şu anda. Aynen. Yemin ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Görüntü olarak hiç yaşlanmadın ama organlarımız bırak yaşlandı. Allah'ın. Evet, öyle bir gerçek var. Organlar sen de konuşuyorsun. Yaşlanıyor. Senin yaşın başın kaç? Allah'ını seviyorsan sen organın. Ben de yaşlanıyorum. Ben geriye gitmiyorum ki. Yaşlanmıyoruz. Yaş alıyoruz. Yaş almak. Ne yaşlanmak onun şey değil mi zaten kısaltılmıştı? Ben sana daha güzel sunuyorum. Evet, yaş almak hiç güzel değil. Bir şey diyeceğim bu arada, yani ben laf ola bir kere söylüyorum bu rakamları falan. Hiç böyle bir hissiyatım yok yani. Var ne uğraşacağım hurda arabalarla dermiş mesela değil mi? Ayken dayağıma sıkarmış, gittin de. Ne uğraşacağım? Sahi ne oldu arabalar ya? Evet, bu tabii bu video şans eseri önünüze Survivor içerikli geldiyse lütfen kanalımı takip edin. Buradaki yapılmışları var. Maketleri var. Clio'nun son durumuna bir bakacağız. Biliyorsun bayağı kaotik durumlar yaşadık. Amacımız tabii ki öyle bir içerik değildi. Hani doğaçlama gelişti. AE86'da pazar günü geliyor zaten. 3 gün sonra AE86 bölümüne giriyoruz. Orada da bir takım gelişmeler kat etmeye başladık. Viano bildiğin gibi parçalanıp duruyor işte. GTR ne oldu? GTR.